Balyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve rektör yardımcılığı görevini yürüten Kongremiz Bilim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Özbay'ı üstün ve özel yeteneklilik keşfine yönelik ekosistemik bir yaklaşım konulu tebliğini sunmak üzere teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanım, Sayın TÜBİTAK Başkanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aslında benim konuşmam biraz daha akademikti. Yani açılış konuşmalarının akabinde biraz daha formatını sanıyorum değiştirmek durumunda kalacağım. Evet, çok önemli bir konu. Hem akademik anlamda önemli bir konu, hem sosyal anlamda önemli bir konu. Üstün yetenek çocuklar, özel yetenek çocuklar, üstün yetenek çocukları ülkemizdeki, Türkiye'deki ve dünyadaki eğitimleri, onların ihtiyaçları, farklılaşmış, kendilerine özgü, kendi dünyalarında bir anlamda farklı bir eğitim modelini bekleyen, keşfedilmeyi bekleyen bu çocuklarla ilgili bu kongremiz 3 gün boyunca devam edecek. Ve umuyorum ki hem uluslararası katılımla hem yurt içi Türkiye'den birçok bilim insanının katılımıyla hem de uygulayıcıların katılımıyla beraber Türkiye'de üstün yeteneklilerle ilgili eğitim konusunda daha farklı bir yere geleceğimiz, daha farklı şeyler yapmak durumunda olacağımız kanaatini burada paylaşmak istiyorum. Benim alanım biraz daha üstün yetenek çocukların psikososyal ihtiyaçları, bunların belirlenmesi, bunlara dönük olarak psikolojik hizmetleri nasıl yapılandırılacağıyla ilgili. Bu alanlarda çalışıyorum. Bu alanlarda bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar gözlemlediğim veya yapılanlardan hareketle Türkiye'de ne konuda eksiğimiz var sorusunu bir nebze cevaplandırmaya veya ele almaya çalışacağım bu konuşmam içerisinde. Her alanda olduğu gibi üstün yetenekler alanında da özellikle sistemik yaklaşım sergilememekten veya sistemik olarak konuyu ele almamaktan, bir sistem dokusu içerisinde üstün yetenekler eğitimini veya üstün yetenekler, özel yetenekler olgusunu ele almamak gibi bir evet. Diriliş Ertuğrul ekibine çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çekime gidiyorlarmış, evet. Ben de aslında konuşmamda birkaç yerde Diriliş Ertuğrul'dan bir şeyler aldım Kemal Bey ya. Evet, kullandık oradan da. Evet, üstün yetenekliler ve özel yeteneklilerle ilgili özellikle toplumumuzda birçok şeyler yapılıyor. Tarihi köklerinden itibaren Türk toplumu içerisinde devlet eliyle, özel sivil inisiyatifle beraber birçok şeylerin yapıldığını görüyoruz, izliyoruz. Yaklaşık olarak ben de naçizane son 15 yıl içerisinde üstün yeteneklerle ilgili bir şeyler yapmaya, katkı sağlamaya en azından akademik olarak çaba gösteriyorum. Ve bunun içerisinde özellikle hem devlet hem sivil toplum örgütleriyle beraber bu işe el atılmış olması, bu konuda çalışılıyor olması bir şekilde bunun bir yerlere geleceğine dair önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum. Şimdi muhakkak konumuz, daha doğrusu benim konum akademik bir konu ve akademik olduğu için de şöyle dediğim gibi biraz açılışla birlikte beraber ele alarak
hem de sunumumu gerçekleştirmek istiyorum. Çok fazla şey yapmadan sizi sıkmadan daha doğrusu. Şimdi üstün yeteneklilik deyince tabii ki çok belirgin bir gruptan bahsediyoruz. Belli özelliklerden bahsediyoruz. Tanımlanmış, bilimsel olarak ortaya konmuş bu çocukların genel anlamda belli özellikleri hem eğitim anlamında hem sosyal anlamda hem duygusal anlamda hem eğitim sisteminin geneli içerisinde göz ardı edilmemeyi, ele alınmayı farklı bir şekilde, farklı bir dokuyla beraber olaya yaklaşmamızı gerekli kılıyor. Muhakkak buradaki ele alınışı bir sivil toplum örgütü ile beraber TÜZDEV'in çatısı altında ele alınışıyla işin biraz sosyal kısmını, sosyal sermaye, beşeri sermaye kısmını ele alıyoruz. Bu da doğrudur, bu da yanlış değil. Bu çocuklar gerçekten ileriye dönük olarak bizim zenginliğimiz, bizim sermayemiz üzerinde durulması gerekiyor, çalışılması gerekiyor. Devlet hassasiyetiyle beraber konunun ele alınması gerekiyor. Ama diğer taraftan insan olduklarını ve gelişimsel anlamda her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir toplumsal düzlem, bir eğitim ortamı, bir yaklaşım sergilemeyi de zorunlu kılıyorlar. O anlamda bu çocukların temelde aslında 3 tane temel özellikleri var. Yani genelde önceden daha çok IQ ile beraber değerlendirirdik. Yani üstün zekaya sahip olan çocuklar şeklinde değerlendirirdik. Bugünümüzde biraz daha geri planda kalmış. Çok fazla üzerinde durulmayan veya tek bununla beraber üstün yetenek çocukları değerlendirme şansımızın olmadığını düşünüyoruz. Bu çocuklar herhangi bir zeka testinden standart belirlenmiş, tanımlanmış, geliştirilmiş bir zeka testinden aldıkları çok yüksek puanın yanında aynı zamanda yaratıcılık özelliklerine sahip olmaları gerekiyor. Akranlarından daha yüksek düzeyde bir yaratıcılıkla beraber zekalarını bir şekilde çevrelemiş olmaları gerekiyor. Diğer taraftan bir şeyler yapmaya, öğrenmeye kendi derinliklerinde, kendi hızlarında, kendi ilgi alanlarında çok fazla bilgi derinliği yakalamaya dönük olarak yüksek düzeyde de motivasyona sahip, göreve bağlı, daha doğrusu tırnak içerisinde çalışkan çocuklar. Ama bunlar sadece parlak çocuk anlamında değil, yani sadece ders çalışan çocuklar değil, kendi ilgileri ve potansiyelleri doğrultusunda oldukça yüksek düzeyde motivasyon ve çaba, enerji sergileyen çocuklar olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu çocuklar bir taraftan da belli alanlarda, farklı alanlarda kendilerine özgü bir yeterlilik veya bir yetenek sergileme gibi bir özelliğe sahipler. Bunların hepsi beraber olduğunda, birlikte olduğunda, belli bir kıvamda olduğunda bu çocuklar üstün yetenekli olma özelliğine haiz oluyorlar. Yoksa sadece zekalarıyla, sadece yaratıcı insanlar veya sadece belli bir spesifik yeteneğe sahip, belli bir düzeyde bunu toplumda sergileyebilme özelliğine sahip insanları üstün yetenekli olarak değerlendirmiyoruz. Şimdi bununla ilgili tabii ki farklı tanımlar var. O yüzden ben yeteneklilik ve üstün yetenek ve üstün özel yetenek kavramlarını birlikte kullanıyorum. Ülkemizde özellikle biraz da milli eğitim cenahında diyeyim. Özel yetenek kavramını biraz daha fazla kullanıyorlar. O yüzden kavram karmaşasına fazla girmeden her iki kavramı da kullanmak gibi bir durumla karşı karşıyayım. Evet. Şimdi işin bir diğer tarafı var, ve bizi özellikle düşündüren veya farklı boyuttan ele almamızı gerektiren, o da şu, evet bu çocuklar doğuştan getirdikleri bazı özellikleri sergiliyorlar. Bu çocuklar kalıtımla beraber sahip oldukları potansiyeli, gizli gücü, özelliklerini bir anlamda ortaya koyuyorlar. Bu bize şunu dayatıyor veya bizi şuna mecbur kılıyor. Bu çocuklar keşfedilmeyi bekliyorlar. Bu çocuklar bir şekilde hangi özelliklere sahip olduklarını, hangi yeteneklere sahip olduklarını, hangi gizli güçlere sahip olduklarını
bir şekilde toplum tarafından veya çevreleri tarafından, anneleri babaları tarafından keşfedilmeye muhtaç çocuklar olduğunu söylemek zorundayız. Bu her çocuk için geçerli belki ama bu üstün yetenek çocuklar için daha da önemli bir kavram haline geliyor. Bir diğer konu yine üstün özel yeteneklilerle ilgili olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir konu. Her türlü farklılık insan ruhunda bir baskı yapar. Her türlü insana ait dünyaya getirdiğimiz veya sonradan kazandığımız bir özellik. Eğer bu toplumsal anlamda bir fark yaratıyorsa, toplumsal anlamda bir farklılık içeriyorsa, bu insan ruhunda bir baskı yaratır. Farklılaşmayı beraberinde getirir. Farklı duygusal ve sosyal gelişime zemin hazırlar. Bu anlamda üstün ve özel yetenekli çocuklar doğalarındaki farkla beraber bir toplumda gelişip büyürken kendilerine aslında çok çok büyük bir ruhsal anlamda yük de eşlik eder. İşte tam burada biz devreye girmemiz gerekiyor. Bu çocuklar doğuştan getirdikleri büyük özellikleri, üstün özellikleri, özel spesifik yetenekleri böyle hazır bir şekilde sunacaklar, toplumu inkişaf ettirecekler, toplumu kalkındıracaklar şeklindeki bir yaklaşım oldukça yetersiz veya sınırlı bir yaklaşım olur. O yüzden bunlar diğer normal çocuklardan daha fazla itinayı, gelişim serüvenlerinde korunmayı, bakımı ve yardımı, desteği ihtiyaç duyan çocuklar olarak bakmamız gerekiyor. Bu anlamda duygusal, sosyal açıdan bu çocuklar risk altındaki çocuklar olarak da nitelendirebiliriz. Aslında işin kapsamı veya şemsiyesi diyebileceğimiz alan özel eğitim alanı içerisinde bu çocukları değerlendiriyoruz. Yani bu çocuklar özel eğitime muhtaç olan çocuklar. Bu çocuklar eğitim ihtiyaçları farklılaştığı için eğitim ihtiyaçları farklı şekillerde giderilmeyi gerektirdiği için bu çocukların özel eğitime muhtaç olma durumuyla beraber düşünülmesi, ele alınması gerekiyor ki bunlara karşılık gelebilecek bir eğitim içeriğini eğitim sistemi içerisinde sunma şansımız olsun. Aksi takdirde bu çocukları kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Düşündüm nereden, dirilişten nereden replik almışım diye şimdi fark ettim. Dirilişte bir yerde diyordu ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Evet, bu çocuklarla ilgili de bu çocukları anlarsak, yani onların duygusal sosyal dünyalarını, eğitim ihtiyaçlarını gerçekten anlarsak, evet bu çocuklar tok olur. Ama bunları etiketlersek, bunları sınıflandırırsak, bunları böyle ayırırsak, bunları bu şekilde sınıflara veya ayrı ayrı gruplara bölüp parçalayıp toplumdan onlara bir damga vurursak, daha doğrusu bunları yok ederiz. Bunları yok etme riskimiz var. O yüzden genel yapının içerisinde, genel eğitimin içerisinde ama bunlara özgü, bunların eğitim ihtiyaçlarına özgü yapılanmayı birlikte beraber yapmak durumundayız. Aksi takdirde bunları yok etmekle karşı karşıya olabiliriz. Milli Eğitim Müdürüm de ifade ettiler. Eğitim her çocuğun doğasına, potansiyeline saygı duyması gerekiyor. Eğitim. Saygı duymak nedir? Her çocuğun sahip olduğu özellik açısından onu çıkabileceği en üst noktaya çıkarması. En üst noktaya çıkarması. En üst noktaya çıkarması derken her çocuk madem farklı, her çocuk farklı potansiyele sahip, her çocuk madem farklı özelliklerle beraber geliyor. Bu özellikler bilişsel olabilir, duygusal olabilir, sosyal olabilir, kinestetik yani motor davranışlar olabilir. Ne olursa olsun o çocukların sahip olduğu bu gelişim alanlarına ait özellikleri en üst düzeye taşıyabilmektir eğitim. Bütün eğitim yapılanması, bütün eğitim serüveni bunu bu anlayış ve bu bakış açısıyla beraber ele almak durumundayız. O yüzden günümüzde eğitimi bu anlamda, bu ihtiyacı karşılar bağlamda görmek biraz zor.
Bizim de dünyanın da bunu bir şekilde başaranlar eğitimde biraz daha mesafe kat ediyorlar, daha ileri gidiyorlar. İnsan kaynaklarını, beşeri sermayelerini, sosyal sermayelerini daha fazla geliştirmiş oluyorlar. Bunu da nasıl başarıyorlar? İşte her bireyin ihtiyaç duyduğu eğitim ihtiyacına karşılık gelecek bir eğitim çevresi sunabilmekten geçiyor bu. Şimdi günümüzde bundan biraz uzak olduğumuzu görüyoruz. Eğitimde sabit, standart bir müfredatla beraber 25-30 çocuğa belki daha fazla veya buna yakın bir çocuk sayısıyla beraber bir sınıf ortamında, bir derslik içerisinde aynı standartlarda, ortalama değerlerde bir eğitimi tüm çocuklara dayatmak gibi bir eğitim içeriğine sahibiz ki bu da üstün yetenekler eğitiminden oldukça fersah fersah uzak olduğu gibi normal eğitim, doğru bir eğitim anlayışından da oldukça uzak olduğunu söyleme şansımız var. Evet, bu çocuklar, üstün yetenek çocuklar toplumda, aramızda birçok yerde görme şansımız var. 3 yaşında gazete okuyor. 3,5 yaşında yazı yazıyor. Bunların bir kısmı dahi diyebileceğimiz düzeyde özel yetenekli. Bir kısmı normal üstün yetenekli veya özel yetenekli diyebileceğimiz çocuklar. Ama işin ironik kısmı şurada ki bunlar hala süt içmeleri gerekiyor. Bu çocuklar hala süt içmeleri gerekiyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Olaya şöyle yaklaşamıyoruz. Hem bilimsel anlamda hem de insani anlamda. Yani 3,5 yaşındaki çocuk diyelim ki atıyorum. Yani bu gazete okumak olmasın da veya 5 yaşındaki çocuktan matematik veya bilgisayar, yazılım veya başka bir alanda, teknik alanda çok büyük bir dahice bir davranış gördük. Bir yeterlik sergiliyor. Alıp bunu kullanma, alıp bunu değerlendirme, alıp bunu toplumsal sermaye veya beşeri sermaye diye kullanma şansımız yok. Niye? Bu çocuk hala süt içme ihtiyacında. Bu çocuk hala duygusal sosyal ihtiyaçları var. Bu çocuğun farklı gelişim alanları var ve bu gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarının giderilmeye muhtaç olduğunu unutmamamız gerekiyor. O nedenle olayı salt çocukların sahip oldukları belli özellik veya yeterlikler açısından değil, onların insan oluşları ve gelişimlerini tamamlamaları açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle ifade edeyim bununla ilgili temel arızalardan bir tanesi. Çok önceleri Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışırken Yomra Fen Lisesi'nde rehberlik hizmetlerinin olmadığını duymuştum. Ve bir gün müdürü aradım, sordum. Dedim ki hocam okulunuzda rehber öğretmen ve rehberlik hizmetleri yokmuş. Bunun gerçekten sebebini öğrenebilir miyim? Ve müdür bey şunu dedi. Bizim okulda böyle şeylere ihtiyaç yok dedi. Biz çünkü biz çocukların yeteneklerini fen alanında, matematik alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Ve bunlarla beraber topluma bunları kazandırmak istiyoruz. Dedim bu çocukların farklı ihtiyaçları yok mu? Arkadaşlık ihtiyaçları yok mu? Ondan sonra diğerleriyle ilişki kurma ihtiyaçları yok mu? Bunların duyguları yok mu? Dedi hocam onlar bizi ilgilendirmiyor. Evet maalesef. Maalesef böyleydi. Şimdi buradan bakınca olaya gerçekten çok zor bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bundan tabii ki uzağız şu anda. Böyle olmadığını biliyorum. Bununla ilgili çalışmaları biliyorum. Ama yine de dikkat etmemiz gerekiyor diye bakmak gerekiyor. Şimdi olay tabii ki yetenek, özel yetenek deyince, olay keşif deyince, bu çocukları keşfetmek, belirlemek, bulmak, ortaya çıkarmak, bunların sahip oldukları potansiyelleri gün ışığına çıkarmak şeklinde baktığımız zaman çok farklı alanlarda olduklarını görmek mümkün. Ben burada sadece sınıflandırdım, biraz daha üst düzeyde sınıflandırdım bu çocuklar hangi özelliklerle beraber karşımıza çıkar diye. İşin bir başka boyutu da burada. Okullarımız, eğitim sistemimizin yapılanması sadece bizde değil dünyada da biraz daha akademik beceriler ve akademik yeteneklerle sınırlı. Yani okul sistemi çocukların akademik yeteneklerini daha fazla keşfetmeye dönük.
Ama çocukların diğer alanlardaki yeteneklerini keşfetme konusunda okullaşmamız, okul yapımız, müfredatlarımız, öğretmen eğitimimiz, öğretmen davranışlarımız tam yeterli olduğunu naçizane söyleyemem veya söylenmediğini biliyorum. Bu anlamda, bu anlamdaki sınırlılığı aşmak için her çocuğun farklı özelliklerle donanık olduğu gerçeğinden hareketle bir okul sistemi bu çocukların çok çok farklı olabilecek yeteneklerini ortaya çıkarmayla mükümlüdür. Şimdi şöyle bir şeyi söyleyeyim. Hazır devlet ricalinde burada görünce biz eğitimde aslında çok büyük yanlışlar yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Nasıl yanlışlar yapıyoruz? Şimdi ben şahsen kendimden bahsedeyim. Sporla ilgili çocuğun yeteneğini ortaya çıkarmak için ben bir spor okuluna çocuğumu kaydetmek durumunda kaldım. Ben müzikle ilgili çocuğumun bir özelliğini geliştirmek için bir müzik kursuna kaydetmek zorunda kaldım. Ama bu benim bakış açım veya eğitimsel doğrular açısından okulun içinde yapılması gerekiyordu. Ve bunu biz okulun içinde tam olarak başaramıyoruz. İşte tam buradan söze giriyorum ve diyorum ki okul çocuğun her türlü ihtiyacını bu yetenek keşfi de dahil olmak üzere karşılayacak düzeyde olmalı. Aksi takdirde işte nesilleri yok ediyoruz, nesilleri heba ediyoruz. Sadece akademik yetenek peşinde koşturarak ondan sonra lise sona geldiği zaman 2 milyon genci üniversite kapılarında başarısızlığa mahkum ediyoruz. Maalesef. Niye? Bu çocukların hepsinin akademik becerileri yok. Matematik, fen, yabancı dil, sosyal, başka alanlarda akademik becerilerinin dışında başka becerileri var. Bu sanat olabilir, bu mesleki başka beceriler olabilir veya bu kişiler arası beceriler olabilir. Ve bunların hepsi farklı farklı keşfedilmeyi, farklı farklı işlenmeyi, farklı farklı ele alınmayı gerektiriyor. Bunu nerede yapmak zorundayız? Bunu okul yapmak zorunda başta. Bunu okullaşmayla ilgili önce bir kavramsallaştırmak durumundayız. Okulla beraber bunu önce dizayn etmek durumundayız. Artı bir de işin sistemik tarafı var. Sistemik tarafı derken işin daha anlaşılır ifadeyle paydaşları var ve o paydaşlar bağlamında olaya yaklaşmak durumundayız. Şimdi Türkiye'de bunu geçeyim ben şöyle. Türkiye'de evet bununla ilgili çalışmalar var. 1990'lı yılların ortalarından beri biraz daha sistematik diyebileceğim veya konuya el atıldığını söyleyebileceğim. Biraz da bilsemler aracılığıyla, bilsemlerin kuruluşu ve bilsemlerin ortaya çıkmasıyla beraber üstün yeteneklilik alanı Türkiye'de biraz daha konuşulur, ele alınır akademik veya uygulama aşamalarında biraz daha harekete geçtiğimizi, bu konuda farkındalığımız ve çalışmalarımızın da arttığını söyleme şansımız var. Ama bunlar yeterli mi? Evet, buna bakmak lazım biraz. Türkiye'de şu anda bilim sanat merkezlerine kaydolan, devam eden demiyorum, kayıtlı olan öğrenci sayısı yaklaşık olarak 18 bin civarında. 18 bin civarında. Tüm 91 tane bilim sanat merkezi içerisinde 18 bin öğrenci kayıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Türkiye'de eğitim sistemi olarak üstün yeteneklerle ilgili ne yapıyoruz diye veya nasıl bir kurumsallaşma içerisindeyiz diye göz attığımızda evet fen liseleri var biraz daha üstün yeteneklilere dönük olarak her ne kadar tanılanmış üstün yetenek çocuk olarak nitelenmezsek de en azından üstün yetenekli olduğunu varsaydığımız kısmen de olsa çocukların devam ettiği fen liseleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerinin özel okulları, özel kurumları söz konusu. Bunların başında da biliyorsunuz Tevitöl adında üstün yetenek çocuklara eğitim veren kurumlar var. Bunun dışında da yine sanat okulları, güzel sanatlar liseleri kısmen tam olarak diyemem ama buna itiraz edebilecek hocalarımız da olabilir. Ama üstün ve özel yetenekli çocuklar anlamında kurumsallaşma adına söyleyebileceklerimiz. 70 milyon insan ve okul çağındaki çocuk sayısı 20 milyona yakın. 20 milyona yakın okul çağı yani 0-18 yaş
grubunu düşündüğümüzde biraz daha bu ileri düzeye gidiyor. Çünkü yani eğitim çağı derken anaokulundan yani okullaşma anlamında 20 milyona yakın çocuk ve bunun içerisinde 20 bin çocuğa biz hizmet ediyoruz. Az önceki tabloyu biraz o yüzden atladım, bunu anlattım önce. Bir toplumda zihinsel gelişim veya entelektüel özellikler normal dağılıma tabi. Normal dağılıma tabi derken 3 aşağı 5 yukarı bir toplumun ortalama özellikler etrafında toplandığı ve zihinsel engellilik oranınca üstün yeteneklilik oranının da olduğu söyleme şansına sahibiz. Bu anlamda istatistiksel olarak söylüyorum bunu, herhangi bir tanılanma veya belirleme çalışmasıyla beraber söylemek mümkün değil. Yani bir toplumu, daha doğrusu kendi ülkemiz açısından düşünecek olursak, Türkiye'yi her yani sıfır yaşından tüm eğitim çağına kadar tarayıp üstün yetenekli, özel yetenekli çocukları belirleme gibi bir çalışma söz konusu değil. Bunu nereden çıkarabiliyoruz? Biraz yani istatistik ve sosyolojik verilerle beraber birleştirdiğimizde bir toplumda ortalama diyebileceğim 2,5 ile 3 arasında üstün ve özel yetenekli birey var. Bu bize özgü bir yapı değil. Tüm toplumlara özgü bir yapı. Şimdi %2,5-3 oranında üstün özel yetenekli bunlar tabii ki farklılaşmış ihtiyaçlara sahip çocuklar. Farklılaşmış ihtiyaçlara sahip derken bunlara özel bir şey yapmak zorundasınız. Bunların eğitim ortamlarını yeniden düzenlemek zorundasınız. Bunların anne babalarına farklı bir eğitim içerik vermek zorundasınız. Bunların arkadaşlarına farklı bir şeyler sunmak zorundasınız. Çünkü bu çocuklar farklı çocuklar. Hem ortaya koydukları performanslarıyla hem de duygusal, sosyal özellikleriyle beraber. Bu anlamda bu ihtiyacı karşılar düzeyde bir yapılanmanın Türkiye açısından, ülkemiz açısından olduğunu söylemeye şansımız söz konusu değil. Evet. Şimdi asıl benim ilgilendiğim veya olayı hangi düzleme çekmemiz gerektiğiyle ilgili farklı bir noktadan bakmak istiyorum. Bu da sistemik bakış açısı. Sosyal ekolojik bir şekilde olayı çözümleyemezsek münferit çalışmalarımızla beraber kurumların, devletin, ailenin, okulların yaptığı çalışmalar gerçek anlamda sonuç alma şansına sahip değil. İstediğimiz anlamda bu çocukları birey olarak, toplum olarak kazanma şansına sahip değiliz. O yüzden bir bütüncül yapı içerisinde kendi sistematiğini kurup, ülkenin bu anlamdaki stratejilerini belirleyip, buna göre bir çalışmayla beraber, böyle bir kaneviçe dokusu içerisinde olaya yaklaşarak çözüm aramak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu da genel eğitim yapısı içerisinde yine odak noktasını eğitimin oluşturacağı, okulun oluşturacağı ve ailenin oluşturacağı bir yapı olması gerekiyor. Şimdi sosyoekoloji derken evet bir keşiften bahsediyoruz, bir belirlemeden bahsediyoruz. Bu çocuklarla ilgili bir farkındalıktan bahsediyoruz. Bu çocukların farklılaşmış eğitiminden bahsediyoruz. Bu çocukların ta ileriye dönük olarak istihdamlarından bahsediyoruz. Yani okullaşacaklar, meslek sahibi olacaklar ve bir istihdam alanı bulacaklar, çalışma alanı bulacaklar, kendi yaşamlarını her türlü yönüyle beraber sürdürmekle yükümlü olacaklar. Tüm bunları kuşatıcı bir şekilde bir sistem dahilinde ele almazsak, ta bireyin kendisinden, çocuğun kendisinden başlayarak almazsak, o zaman yolda kalma şansımız veya olayı sınırlı bir çözümle beraber götürmek durumuyla karşı karşıyayız. Bu yaklaşım, sistem yaklaşımı dediğimiz yaklaşım içerisinde muhakkak her şeyden önce çocuğun kendisi var ama tabii ki çocuğu çevreleyen doğrudan etki alanına sahip en önemli sosyal paydaşlar var ki bunlar aile, okul, arkadaş, komşuları. Yani bu çocuklar nasıl bir ailede meydana dünyaya geliyorlar? Nasıl bir okula gidiyorlar? Nasıl bir arkadaş çevrelerine sahipler?
Ve nasıl bir komşuluk ilişkisi, sosyal doku içerisinde kendilerini ortaya koymakla baş başa kalıyorlar. Evet, şimdi dünyada değişik örnekleri var. Değişik örnekleri var. Özel eğitime muhtaç olma durumu veya ihtiyaçları farklılaşmış çocuklara sahip ailelere devlet veya toplum bir şekilde destek olmak zorunda. Destek olmak zorunda. Şimdi şöyle küçük bir örnek vereyim ben. Ben Antep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çalışıyorum. Adıyaman'dan bir aile değişik yollarla duyuyor ve geliyor benim yanıma. Diyor ki işte benim böyle bir çocuğum var. Bakıyorum ediyorum gerçekten çocuk üstün yetenekli. Özel yeteneklere sahip. Daha 5 yaşında. Ve Adıyaman'da yaşıyorlar. Adıyaman'da yaşıyorlar. Ben bu aileye ne sunabilirim? Nereye yönlendirebilirim? Nasıl bir yaklaşım sergileyebilirim? Nasıl destek olabilirim? Evet, çocuğunuz şu farklı özelliklere sahip olduğunu onlara söylemiş olmam yeterli olur mu? Sadece damgalanmaktan ve etiketlenmeden öteye geçemez. Ötesinde bir şeyler sunmam lazım. Toplum olarak, devlet olarak, belli kurumlarla beraber bu çocukların gelişimine katkı sağlayacak bir yapılanmamızın olması lazım. Ama maalesef bu söz konusu değil. Bu anaokulundan, kreşlerden ta en üst eğitim kademelerine kadar eğitimin içerisinde bu çocukların ihtiyaçlarını giderecek bir yapılanmayı gerekli kılıyor. Hazırlığı gerekli kılıyor. Standartları gerekli kılıyor. Ama maalesef bunu tam olarak başardığımızı söyleme şansına sahip değilim. Evet, bunun yanında tabii bu sistemler daha doğrusu alt sistemlerle beraber bütün çocuğun bütün dünyasını kapsayıcı, kavrayıcı ve her düzeyde derken çocukla ilgili olarak kanunları dahi gerektirecek ta üste makro sistemde yapılanmaları beraberinde getirmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'de kapsamlı bir çalışma yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyonla beraber Türkiye'de üstün yeteneklilerin durumu analiz edildi, değerlendirildi vesaire. Ama bunlar tam olarak hayata geçti mi? Evet, bunun cevabını mutlak anlamda verme şansına sahip değilim. Evet, çok çok güzel çalışmalar yapıldı, hala yapılıyor. Ama bunlar bu kapsamda, yani tüm bu çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal ve toplumsal düzenlemelerin gerekli olduğu anlamda bir hukuksal düzenlemeleri sonuç verdi mi? Bunu görme şansına sahip değiliz. Evet, şimdi burada tabii ki özellikle ben ailenin, okulun, arkadaş çevresinin çocukların yeteneklerini ortaya koyma anlamında önemli olduğunu görüyorum ama aynı zamanda destek sistemleri lazım. Desteklerin bir şekilde toplumda çocuğa dönük olarak hazır bulundurulması lazım. Bunlar sivil toplum örgütleriyle olur, devletin iştirakiyle olur, bireysel anlamda girişimlerle olur. Her çocuğun sahip olduğu özelliklerin ortaya çıkmasına dönük olarak. Şimdi burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Evet, o yüzden dedim ki sadece bu konu ailelere terk edilecek kadar basit ve ucuz bir konu değil. Niye? Ailenin desteklenmesi lazım. Ailenin bir şekilde örgütlü bir yapıyla beraber desteklenmesi lazım. Devlet tarafından veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından. Bu destek sunulmadığı zaman sınırlı düzeyde çocuğa sunulan çevresel koşullarla beraber, çevresel zenginlikle beraber, uyaran dünyasıyla beraber bu çocuğun gelişimini engellemek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Aksine çocuğun sahip olduğu potansiyel özellikler, gizli güçler belli yapıyla beraber, çevresel koşullarla beraber ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle bir söz var. Dahileri analar doğuruyor ama liderleri çevresel koşullar doğuruyor. Evet, bu çocukların dahi oluşlarını bir liderliğe
kendi özellikleri ve yetenekleriyle beraber bir liderliğe dönüştürmek istiyorsak, o zaman bunların belli bir koşul, belli bir çevre şartlarında büyütülmeleri, geliştirilmeleri veya çevre uyaranlarına maruz kalmaları gerekiyor. Eğer bunu sağlamazsak, o zaman bu çocukların özel yeteneklerinin ortaya çıkmasını düşünmemiz biraz zor olur. Evet, bunun gibi sistemlerle beraber çocuğu kuşatan bir dünya var ve bunlara hitap eden eğitim sistemi içerisinde bir şeyler çocuk bulmak durumunda, yoksa kendi dünyasındaki farklılaşmış ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça geri kalacaktır. Kendini eksik hissedecektir veya işte eğitimden veya gelişiminden vazgeçecektir şeklinde bakmak gerekiyor. Şimdi tüm bunları düşünürken tabii işin odağında aile var. O yüzden aileyi vurguluyorum, çünkü en sistemik ve en yakın yapı, sosyal yapı olarak çocuğa aile var. Onun içinden geliyor, onun içinden çıkıyor ve onunla beraber şekilleniyor ilk başta. O yüzden bu anlamda aileyi desteklendirmek, güçlendirmek, aileyle ilgili çalışmaları hızlandırmak bence okuldan daha öncelikliymiş gibi geliyor, ama birlikte beraber de yürütülebilecek konular arasında. Aileyi güçlendirmek demek, aileyi bilgilendirmek demektir. Aileyi güçlendirmek demek, üstün yetenekli çocuğuyla, özel yetenekli çocuğuyla neler yapabileceğini, neler yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilmek demektir. Aileyi güçlendirmek demek, bu çocukların sahip olduğu diğer özellikleri, gelişim özelliklerini göz ardı etmemek demektir. Aileyi güçlendirmek demek, her çocuğunda farklı bir yeteneğin, farklı bir özelliğin olabileceğini ve bunu ortaya çıkarmak için de maksimum düzeyde çaba sarf etmeleri gerektiğini öğretmek, bildirmek, farkındalığı artırmak demektir. Eğer bunu yapmazsanız, gelişim seyri içerisinde anne baba disiplin ve sevgi vermek gibi bir yükümlülükle beraber anne baba olmayı, ebeveyn olmayı sürdürecek, ama bu çocukların farklı özelliklerini ortaya çıkarmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır. Bu anlamda aileyi nasıl veya ne kadar güçlendirirsek, aynı şekilde okulu da o şekilde, yani etrafındaki sistemleri de o şekilde güçlendirmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız demektir. Aileyi güçlendirmemizle beraber hem okul seçiminde çocuğun, hem eğitim ortamları seçiminde ailenin daha bilinçli, daha doğru, daha düzgün kararlar vermesini sağlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız demektir. Ama bunun yanında tabii ki okul bunun bir üstünde önem verilmesi gereken, dizayn edilmesi gereken, ona göre tasarlanması gereken bir durum. Şimdi şöyle karşımda Nilgün hocamı görüyorum. Nilgün Metin hocam, Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesinden. Hocamla beraber önceden birkaç çalışmalar yapmıştık. Şimdi üstün yetenekli çocuklarla ilgili bir projemizde şöyle bir durum çıkmıştı. Normal çocuklarla üstün yetenekli çocukların aynı eğitim ortamında ama farklılaştırılmış, üstünlere göre zenginleştirilmiş bir eğitim programıyla beraber üstün yetenekli çocuklardan daha çok normal çocukların bu eğitimden fayda sağladıklarını görmüştük. Yani okullarımıza üstün yeteneklilikle ilgili, üstün yeteneklilerinin eğitimiyle ilgili bir nosyon kazandırdığımızda, bu sadece okullarımızda mevcut bulunabilecek %3'lük bir kesime hizmet etmeyecek. %2,5'luk bir kesime hizmet etmeyecek. Hadi bunu biraz daha büyütelim, %4'lük, %5'lik bir kesime hizmet etmeyecek. Kime? Bütün çocuklara hizmet edecek. Yani bir okulun şöyle söyleyeyim, üstün ve özel yeteneklilere duyarlı bir okul hale getirilmesi demek, sadece o okuldaki üstün yetenek çocukların bundan faydalanması olmayacaktır. Aynı zamanda okulun bütün paydaşlarının veya bütün çocukların bu eğitim içeriğinden faydalanmasını sağlayacaktır. Bu anlamda okul gerçekten değişmesi, dönüşmesi gereken bir kurum olarak karşımıza çıkıyor.
O yüzden söyledim, ailenin yanında eğitim kurumlarını bu sistematik veya bu düzlem içerisinde bu ekosistemik bakış açısıyla beraber yeniden gözden geçirmek ve yeniden değerlendirmek durumundayız. Eğitim içeriğini buna göre ayarlamak durumundayız. Evet. Şimdi Ömer Hocam niye bakıyorsun öyle? Güzelce dinliyorsun. Çok fazla zamanım olmadığını söylercesine bakıyorsun bana öyle. Evet. Şimdi cümlem yani konuya başlarken şöyle bir bazen bütünsellikten uzak olabiliyoruz. Bütünsellikten uzak olma derken evet üstün yetenekli çocuklar bir taraftan bakınca evet toplumun geleceği, insanlığın geleceği bir taraftan bakınca evet bizim yerüstü hazinelerimiz bunlar birer cevher. Bunlar birer yetenek, yetenek abidesi. Evet, burası hakikat, burası bir gerçek. Bunu inkar etmek mümkün değil. Buradan da yaklaşmak gerekiyor. Ama bunlar birer insan. Evet, bunlar birer insan. Nasıl ki diğer normal çocuğunuzun gelişimini düşünmek zorundayız. Aynı şekilde bu çocuğun da gelişimini her türlü gelişim alanıyla beraber düşünmek durumundayız. Aksi takdirde tek bir gelişim alanına yani entelektüel gelişimine odaklanırsak hem entelektüel gelişimini zaman içerisinde kaybetmesine hem de diğer gelişim alanlarında yok olmasına sebep olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Geçenlerde bu Endüstri 4, işte internet çağı, farklı bir çağdayız, farklı bir zamandayız. Bir arkadaş şöyle bir şeyden bahsetti. Zamanla eşyaların birbirleriyle konuşması. Nasıl ki biz sosyal subjeler birbirimizle konuşuyoruz ondan sonra veya konuşturuluyoruz daha doğrusu. Aynı şekilde eşyalar birbirleriyle konuşacak zaman içerisinde. Evet, maddenin birbiriyle konuşması. İşte bu belki sanal gerçekliğin, yapay gerçekliğin ondan sonra aldığı mesafeyle beraber değerlendirilebilecek bir durum. Şimdi bu bir sistemi gerektiriyor. Aynı sistemi üstün yetenekli çocukların, özel yetenekli çocukların keşfiyle ilgili, belirlenmesiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, onların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili tüm bu sistem aygıtlarıyla, sistem parçalarıyla, paydaşlarla beraber, birlikte etkileşim içerisinde eğer sürdüremezsek o zaman yine geride kalırız. Yine tam olarak yapamayız. İstediğimiz kadar ben bir akademisyen olarak veya başka bir uygulayıcı olarak çalışmalarını sürdürsün, gerçekleştirsin, okullar açalım, laboratuvarlar kuralım. Bu çocukların gerçek anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal bir yapılanma gerçekleştirme şansımız söz konusu değil. O yüzden tüm bu paydaşların birbirini okur, birbirini anlar, birbirini destekler, birbiriyle etkileşim halinde üstün yetenekli, özel yetenekli çocukların eğitimine ve gelişimlerine dönük olarak hizmet ettiklerinde, çalıştıklarında, bir arada birlikte olduklarında mesafe kat etmemiz veya yol alma şansımız söz konusudur diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında Kemal Bey güzel bahsetti. Belki de en fazla vurgulanması gereken bir konu sosyal ekolojik açıdan. Bunu yazmadım. Konuşmamın arasında bir şekilde söylerim diye düşünmüştüm. Evet, özgür ve demokratik bir ortam. Bu ailede de böyle, okulda da öyle, sokakta da böyle, toplumda da böyle ve makro sistem olarak ülkenin yapısı, doğası açısından da böyle.
Yani sadece ailede veya sadece devletin demokrasiyle yönetiliyor olması yetmiyor. Sadece devletin belli özgürlükler bireye tanımasıyla yetmiyor. Bu aynı şekilde okula sirayet etmesi gerekiyor. Aynı şekilde aileye sirayet etmesi gerekiyor. Bunu sokakta gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer bir çocuk okuldan dönerken mahallesinde, sokağında özgür ve demokratik bir ortam olduğunu, sosyal bir yapının olduğunu hissetmezse o zaman yine eksik veya geri kalma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. O yüzden gerçek yetenekler, gerçek insan doğasının gerçek filizlenmesi özgür ve demokratik ortamlarda olma şansına sahiptir. Ve bu anlamda hem aileyi, hem toplumu, hem ülkenin genel anlamda demokrasiyle beslenmesi, bu çocukların daha fazla keşfedilmesi ve inkişaf etmeleri anlamında çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet, burada kesmek istiyorum. Yeterli düzeyde açılış konuşmalarının akabinde çok da fazla akademik olarak uzatmamayı tercih ediyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.